Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte dolar ne olacak? Altın ne olacak? Gümüş ne olacak? Euro Türk Lirası ne olacak? Sterlin Türk Lirası ne olacak? Bu konuları burada değerlendireceğiz. Gram altını yorumlayacağız, gram gümüşü yorumlayacağız. Ayrıca piyasalarla ilgili son dakika gelişmeleri gene videomuz içerisinde sizlerle birlikte olacak. Günün en önemli değerlendirmelerinden bir tanesi Prens Salman'ın Türkiye'ye gelmiş olması ve evet, Prens Salman'la ilgili e, son dakika haberleri yine piyasaya düştü arkadaşlar. E, son dakika haberlerinden Prens Salman'ın Türkiye'de bulunmasının nedenlerinden birisi e, hem ekonomik hem finans alanında bazı anlaşmaların e, Suudi Arabistan tarafından Türkiye ile yapılabileceği konusunda tarım olsun, istihdam olsun, e, ekonomik anlaşmalar olsun bu daldaki tüm gelişmelerle ilgili e, Prens Salman'la görüşmeler yapılacağı kesin olmamak koşuluyla bazı haber kanallarına düştü. Ben de sizlerle birlikte burada bunu paylaşmak istedim. Bizler teknik açıdan dolar kuruna, altın kuruna e, ve Euro sterline bakacak olursak sevgili dostlarım, dünya üzerindeki enflasyonist baskının devam etmesi nedeniyle e, buralarda, İngiltere'de gene e, son durum haberlerine baktığımız zaman, Enflasyonun zirvelerde Avrupa bölgesinde enflasyonun zirvelerde olması e, dünya merkez bankalarının da <laughs>, harekete geçmesine sebep oldu yani bunlar artık faiz artışlarına devam edip e, bu enflasyonist baskıyı ülkeler üzerinde durdurmaya çalışıyorlar Türkiye tarafında Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamalar vardı biliyorsunuz hep birlikte bunu izledik Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyonla ilgili mücadelede Faiz silahının kullanılmayacağını, faizlerde beklentinin e, arttırılması yönünde olduğu fakat artık e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikasında e, yüksek faiz döneminin sona erdiği ve faizlerde daha da aşağı yönlü e, imelenmenin yaşanacağını kendisi bizlere iletti Tüm bunlar neticesinde şimdi biz dolar tl kuruna baktığımız zaman e, son videomuzda altınla ilgili de e, 600 lira olur mu şeklinde bir videomuz vardı. Dolar kurunda da 13 liralık seviyeler dolar kurunda gelebilir mi ile ilgili iki tane video yaptık. E, bazı arkadaşlarımız bu videolarla ilgili e, olumsuz düşüncelerini iletmişler. Ben bu arkadaşlarımıza tamamıyla saygı duyuyorum. Fakat e, sevgili dostlarım. Benim bu videolar içerisindeki size teknik analizde anlatmak istediğim konu bazı önemli destek seviyeleri gerçekten önemlidir. Ve bu destek seviyelerini takipte kalmanız gerekli. Şimdi dolarla hemen başlayalım. Ne demek istediğimi sizler de gayet iyi anlayacaksınız. Hem de bazı arkadaşlarımıza cevap niteliği taşısın. Fazla uzatmadan hemen girelim arkadaşlar. Bakın şurası 17 lira 20 kuruş seviyesi. Burası bizler için önemli bir destek seviyesidir. Ve bu destek seviyesi günlükte bizlerin takipte kalması gereken önemli seviye. Direnç bölgemiz bakın tam şuradan geçiyor. Ve buradaki direnç bölgemizde 17 lira 39 kuruş seviyesinden dolarda geçmekte arkadaşlar. Ve bu 17 lira 20 kuruş seviyesi üzerinde bu hafta bizler için 17 lira 39 kuruş üzerindeki kapanışları biz sizlerle birlikte takip edeceğiz demiştik ve çünkü bu 17 lira 39 kuruş haftalıkta ve günlükte takip edeceğimiz önemli direnç. Bu direncin üstüne aşımlar tekrardan dolar kurunda bizler için kısa da 17 lira 85 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketi getirecektir. Bakın 17 lira 85 kuruş buranın üst bantı. 17'nin kırılmasıyla birlikte buradaki 17 lira 85 kuruş seviyesine doğru günlükte bizler yukarı yönlü atakları 17 20 üzerinde kaldıkça yaşama olasılığımız oldukça fazla. Günlükte stokastiğe baktığınız zaman hala da aşırı alım bölgesinde seyreden bir stokastik izlemekteyiz. Şimdi haftalık bazda sizlere grafiğimizi açacağım <laughs> ve haftalık bazda daha orta bazda e, dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için ise önemli bu e, kritik destek bölgemizin de geçtiği bölge 16 lira 90 kuruş seviyesinde. Burası <laughs> Haftalıkta 16.90 desteği'nin önemi bizler için hem de stop olarak kullanabileceğimiz bir bölge olduğu için 16 lira 90 kuruş dolar kurunda önemli bir seviyedir. Burası aşağı yönlü kırılır ise e, dolar kurunda 14 lira 52 kuruş seviyesine kadar bir aşağı düşüş sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Tabii bunun olabilmesi için e, yanlış anlaşılan konu e, tabii ki. Burada büyük bir ihtimalle 16.90 seviyesi altında henüz bir haftalık kapanış yaşamadık sevgili dostlarım. Bu olumsuz senaryoda bizlerin takip edeceği bir durumdur. 16.90 üzerinde bizler haftalık kapanış gördüğümüz sürece yönümüz yukarıdır. Bakın. Burası çok önemli. Burası çok çok amelli. Burası 16.90. Haftalıkta 16.90 seviyesi üzerinde kalındıkça ana hedef bölgesi dolar kurunda bakın arkadaşlar 18 lira 40 kuruştur. Burada dolar kurundaki